Peki bir yorgunluk hali var mı yoksa eskisi gibi aynı dinamik, aynı heyecan sürüyor mu? Yok ya, o heyecan biterse biz biteriz. Ama Rutkay abi, ben bir şey hissediyorum. Mücadele devam ederken sanki böyle bir şey gibi, bir zaman zaman kendini yalnız hissetme hali gibi oluyor herhalde her aydında. Var. Onu biraz... Olmaz mı? Ya Emre, senin de çok yakinen tanıdığın, çok değer verdiğin insanlarımızı kaybettik yani. Başta Tarık olmak üzere, Bülent olmak üzere, Umur Bugay olmak üzere. Saymakla bitmiyor. Bunlar tabii sizin çok yakın arkadaşlar. Çok yakın. Çok, o zaman onları kaybederek bir yalnızlığa düşüyorsun. Yani akşamüstü telefonlaşırdık biz. Rutkay'ım, Tarık'ım, kaçta buluşuyoruz? Beşte gibi. Bu telefonlar yok şimdi. Bu acı çekiyorum yani o anlamda. Gerçekten acı çekiyorum. Çok üzülüyorum. Özlüyorum. Çoğu arkadaşım, geçen bizim hanıma onu söyledim. Benim yaşadığım şu yaşı yaşayamadılar. Yaşayamadılar yani. Dilerim sen böyle bir şey yaşamazsın. Yani Tarık abi anarken ben Paris bir gezisinde Tarık abiyle beraberdik. Tabii konuşmamızın önemli bir kısmı sizin dostunuza da denk geliyordu. Orada beni hani sanki bir roman sahnesi gibi şunu düşündüm. Her akşam işte Çiçek Bar'da buluşuluyor. Üstelik de gecenin ilerleyen saati değil, akşam üstlerinde buluşuluyor. 5:30-6:00'da buluşuluyor. Onun tatlı bir sohbeti var. 8:30'da gidiyoruz. Gidiyor. Fakat bana orada Tarık abinin söylediklerinden çıkan tablo, etraftaki insanlar hep azalıyor dost olarak selam verilen. Çünkü siz oyun... O ayrı kayıp, o ayrı bir kayıp yani. Ha, onu tercih etmiyorsunuz. Tabii, tabii. Şimdi mesela bu da bence çok acayip. Bitiyor o anlamda yani, siyasi olarak bitiyor yani. Ve bir daha da yol... Mesela bu şeyi orada hani o hayır meselesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe toplantıları vardı. Bilmiyorum sizi çağırdılar mı? Yok, çok bildiğim için. Çağırmadılar. Ama bir gidenler mesela ne hissettiniz o zaman o gidenleri? Hiçbir şey hissetmedim. Şeyi anladım sana, olur. Biz tekel işçilerine destek vermek için Arif'le, Tarık'la, Süleyman Çelebi o zaman başkanı diskin Ankara'ya gittik. Yürüyüşe katıldık, çadırlara girdik, ettik. O sırada aynı gün, aynı saatlerde Tayyip Çankaya'da sanatçı arkadaşlarımızla kahvaltı veriyordu. Ve gittiler. Tabii canım. Bir gazeteci geldi şey dedi. Siz niye orada değilsiniz dedi. Kardeşim biz her zaman için emekten yana olduk dedim. En yüce değer emek olduğuna inandık. Onun için de emekçinin yanındayız. Bizim orada ne işimiz var dedi. Oradaki asıl soru galiba asıl yani sizin sorunuz şuydu topluma. Biz buradayız da niye asıl onlar orada, onlar burada diye. Onlar orada olması şaşırtmıyor ki artık bu halkı ya. Belli. Ama Rutkay abi, aydınının, sanatçısının bu kadar teslim alındığı bir ülke, bilmiyorum 12 Eylül böyle miydi sizce? Bu kadar değil. Bunların döneminde Türk solu bu kadar dönek evrilmedi yani. İnan bu kadar dönek çıkmadı. Ne 12 Mart'ta çıktı, ne de 12 Eylül'de çıktı. Yetmez mi yani? İşte maalesef. Öyle. Peki Rutkay abi, yine benim sürekli kavga ettiğim bir mesele. Ben diyorum ki hep bu Özal böyle değildi falan diyenlere, ben diyorum ki o hiç öyle değil. Özal o sistemin teorisyeniydi. Yani 1980'deki derme. Dolayısıyla o dönem siz ya gerçeğini bilmiyorsunuz, okumuyorsunuz ya da bilerek kafanızı kuma görüyorsunuz. O dönem mesela az önce söylediğiniz diye söylüyorum. 80 meselesi çok önemli bir mesele değil mi? Yani o baskı, muzur yasası vesaire. Aslında bu günler, o günlerin bir yaratılışı, başlangıcı gibi bir şey, süreç yaşandı yani. Ona öyle bakmak lazım. Bence de öyle bakmak lazım. Ki siz zaten... Benim memurum işini bilir. Siz mesela zaten o gün kıskaç altında değil miydiniz? Yani sizi de oradan hedef altındaydınız. Evet, tabii canım, tabii. Direkt gelmiyorlardı, dolaylı geliyorlardı. Dolaylı geliyorlardı. Neleri? Salon sorunları, ekonomik sorunlar, o zaman KDV'nin çıkması, muzur yasası vesaire bir sürü şey. Bir sürü şey vardı, tabii. En çok peki hangi dönem sizce bu siyasi tarihte sizi yaraladı? Bu soru çok sorulur Enver. Yani Ecevit'in koalisyondaki başbakanlığı döneminde bile bir özgür değildi Türk tiyatrosu, sanatı, kültürü. Değildi yani. Bunu bakanları zaten tabii canım. Için. Hiçbir zaman o anlamda özgürce sanatımızı solukladığımızı hatırlamıyorum yani. Utanarak söylüyorum ama hatırlamıyorum. Bu son olay mesela Gülşen olayı bence çok ilginç bir olay. Çünkü politik olmayanı da politikleştirelim. Yani müziğin kendisine... Bir anda ters tepti değil mi? Ama müziğin kendisine düşman olmak acayip bir şey değil mi? Ters acayip tepti. Acayip tabii canım. Tabii.
Kızın Ayza'da ekmeğiyle oynuyorlar yani. Ha, tabii konser. Ev hapsiyle. Ekmeğiyle oynuyorlar. Bugün mesela İzmir'de konseri varmış kızın. Hı hı. Yapamayacak tabii. Yapamayacak. Evet.